Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım herkese merhaba. Ben Erdem yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bundan tam 2 sene önce 2018'in Ağustos ayında yepyeni bir telefon markasıyla tanıştık. Pocophone. Xiaomi'nin alt markasıydı ve amacım yüksek fiyatla aynı zamanda yüksek performanslı telefonların performansını çok daha makul fiyatla sunabilmekti. Bunu yapabilmek için piyasaya çıkardığı ilk telefon da F1 oldu. Pocophone F1. Şu an bu telefon elimde. Ben bu telefonun zamanında sizlerle video paylaşabilmek adına kendi cebimden bizzat kendi paramı ödeyerek satın almış. Daha sonra hazırladığım videoyu da donanım haberde sizlerle paylaşmıştım. Bu telefon bugün hala yağ gibi akıyor. Sorunsuz çalışıyor. Android 10 güncellemesini aldı ve performansı gerçekten hala çok iyi. Ha, 2020'ye uymayan detayları var mı? Var. Örneğin çentik bölümündeki çerçeve kalınlığı epey fazla görünüyor. Dolayısıyla estetik olarak, tasarım olarak 2020'nin üst seviye telefonlarıyla kıyaslanabilecek bir cihaz değil. Ama zaten bu telefonun hayata geçişindeki temel motivasyon şuydu. O dönem Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 8'di ve Mi 8'in performansını ondan biraz daha düşük. Malzeme kalitesi biraz daha düşük. işçilik detayları ve biraz daha düşük kamera performansıyla harmanlayan ama onunla kıyaslandığı zaman çok daha uygun fiyatla piyasaya sunan bir telefon olma çabası içerisindeydi. Pocophone F1. Çıktığı, duyuruldu dönem itibariyle Snapdragon 845 platformunu kullanan fiyatı en uygun telefonların başında geliyordu Pocophone F1. Şimdi Poco F2 Pro'yu kutusundan çıkaracağız. Gerçekten son derece önemli bir telefon. Şu an itibariyle Türkiye'de bu performansı sunabilen fiyatı en düşük telefon. Bakın en uygun fiyatlı telefon demiyorum. Bu performans sunaki performansından bahsederiz birazdan. Fiyatı en düşük olan telefon. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım. Gelin Poco F2 Pro'yu kutusundan çıkartalım ve detaylarına daha yakından bakmaya başlayalım. Poco F2 Pro'nun kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak bir takım dökümanlar, telefonu kılcal çiziklere karşı koruyan sert plastikten yapılmış koruyucu kılıf, 33 Watt'lı hızlı şarj adaptörü ki bu adaptörü biz Xiaomi'nin başka telefonlarından daha aşinayız zaten, uçları turuncu rengi boyanmış USB kablosu ve sim kart iğnesi çıkıyor. Xiaomi Poco F2 Pro'da da herhangi bir istisnai durum yaratmamış ve telefonun kutu içeriğine kulaklık eklememiş. Bu detaydan sonra şimdi isterseniz telefon tasarımına geçelim. Çünkü halef selef ilişkisi kurduğumuz zaman yani eski ve yeni modeli yan yana getirdiğimiz zaman en önemli gelişim alanlarından bir tanesi telefonun görselliği. Çünkü Poco F2 Pro'ya yakından bakıldığı zaman üst seviye yüksek fiyatlı herhangi bir telefondan daha farklı görünmüyor. Göz alıcı bir tasarımı var. Elinize aldığınız anda malzeme kalitesi ve detaylarıyla gerçekten kolayca beğeni kazanmayı başarıyor. Peki Poco F2 Pro tasarım olarak tam anlamıyla bize neler sunuyor? Aslında bu telefon yeni bir tasarım anlayışına sahip değil. Burada parantez açayım. Bizim için, Türkiye için yeni bir telefon, yeni bir tasarım. Ama Xiaomi ekosistemini, Xiaomi dünyasını takip edenler için bu tasarım yeni değil çünkü Xiaomi'nin diğer alt markası olan Redmi'nin en yüksek performansı modeli diyebileceğimiz K30 Pro tam olarak bu tasarımı kullanıyordu aslında. Ön taraftan bakıldığı zaman geçen yıldan bu yana ülkemizde satılmakta olan Mi 9T ile büyük benzerlikler gösterdiğini söyleyebilirim. Arkadan bakıldığı zaman ise yine bu telefonla ilgili daha önce yaptığım videoda da ifade ettiğim üzere kamera bölümü dairesel formdaki kamera kompartımanın akılları Huawei'in Mate 30 Pro modelini getirmiyor değil ama tam ekran deneyimiyle gerçekten ön bakıldığı zaman muazzam bir görsel sunumunu söyleyebilirim. Ha çerçeveler yok diyemem, belli oranda çerçeveler var, gerek çene çerçeve gerek üst çerçeve ve kenar çerçeveleri görüyorsunuz ama simetrik olarak dizayn edilen bu çerçeveler kesinlikle göz yormuyor ve tam ekran deneyimiyle büyük ekranla tam ekran deneyimiyle gerçekten hoş bir görüntü ortaya koyuyor. Tabii bunu başarabilmek için Xiaomi ne yapmış? Motorize bir kamera sistemi kullanmış. Sistem hızlı çalışıyor. Yani bastığınız anda. Bir saniye gibi sürede zaten kamera kendisini göstermeye başlıyor. Dolayısıyla kullanılmadığı durumlarda sabit bir kamera çıkıntısı, kamera çerçevesi ya da kamera deliği olmadığı için tam ekran deneyimiyle genel kullanımı zenginleştirebilen bir tasarımı var. Tabii motorize bir sistem bakın şurada kamera bölümünü görüyorsunuz. Beraberinde başka soru işaretlerini getiriyor. Evet biz daha önce de farklı telefonları Türkiye'de kullandık denedik. Dolayısıyla motorize kamera, ön kamera sistemine sahip olan telefonları 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama hala kafası karışan bir takım kullanıcılar var. Sistem dayanıklı mı? uzun kullanımda sorun çıkartır mı herhangi bir problem yaratır mı? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki dostlar benim üreticilerin vaat ettiği sürelerde bu cihazları test etmem mümkün değil. Çünkü gerek Xiaomi gerekse de motorize ön kamera kullanan diğer tüm üreticiler şunu söylüyor. En az 200 ila 300 bin defa aç kapa yapmaya dayanıklı bir mekanizma bu. Yani siz 200 bin defa ön kamerayı açacaksınız. 300 bin defa ön kamerayı açacaksınız. Ancak ondan sonra sorun çıkarsa çıkabilir. Yani 200 bin defa aç kapa diyor. Günde 100 kere aç kapa yapsanız gerisini siz düşünün sevgili dostlar. Epey uzun ve geniş bir zaman dilimi. Dolayısıyla benim bunu test etmem pek mümkün olmasa bile şu ana kadar kullandığım motorlu ön kameraya sahip telefonlarda herhangi bir sorun yaşamadım. Ha soruna müsait tarafı var mı? Evet var. Siz ön kamerayı açtığınızda iç kısmı belki bir miktar toz girebilir ve zamanla o toz, orada da biriken toz belki mekanizmayı etkileyebilir ama bunu da deneyip görmeden yorumlamak ya da böyle bir öngörüde, ön yargı bulunmaktan çok doğru sayılmaz diye düşünüyorum. Bence en önemli konulardan birisi şu. Ön kamera açıkken bu telefon elinizden düşü diyelim ne oluyor? Şurada yumuşak bir zemin var. Atıyorum ve aslında sistem Düşme algılayıcı bir mekanizması var bu telefonun ve düşmeyi algıladığı anda sensörler gerekli sinyali yollayarak ön kameranın içeriye girmesini sağlıyor. İşte bu açıdan mümkün olduğu kadar korunaklı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Öte taraftan Xiaomi ve diğer üreticiler şunu söylüyorlar. Bu kamera bölümü, dışa çıkıntı yapan bu kamera sistemi 10 ila 15 kilo hatta kimilerine göre kim üreticiler 20 kiloya kadar bunu söyleyebiliyorlar. 20 kiloluk 15 kiloluk yük bilinse bile bu kısma kamera herhangi bir bükülme, burkulma, kırılma olmadan görevini yerine getirmeyi sürdürebiliyor. Dolayısıyla işin dayanıklılık kısmı ile ilgili olarak üreticilerin genelde vermek istediği mesajlar 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Motorlu bir sistem kullanılmasının beraberinde getirdiği bir takım olumsuzluklar da var. Bunun başına ağırlık geliyor. Çünkü Poco F2 Pro akıllı telefon dünyasında pili en büyük ya da ekran boyutu en büyük telefonlardan birisi değil belki ama en ağır telefonlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. 219 gramlık bir ağırlığı var. Şimdi duruma iki açıdan bakmak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, samimi konuşmam gerekirse bu telefonu test etmeden önce iPhone 11 Pro Max'e iOS 14'ü test ediyordum ve iPhone 11 Pro Max bu telefondan daha ağır bir cihaz olduğu için bunun testine başladığımda bu telefon bana hafif geldi. Ama 219 gramlık bir ağırlığı var. Ben daha ağır bir telefondan buna geçtiğim için bana hafif geldi. Muhtemelen bu telefonu alan pek çok kullanıcı için ilk etapta belli bir alışma süresi boyunca telefon ağır gelecektir diye tahmin ediyorum. Ha, ağırlıktan bahsetmişken kalınlığa da bakalım. 8.9 milimlik bir kalınlığı var. Çok ince mi derseniz değil ama modern telefonların önemli bir kısmı genelde bu seviyelerde geziyor dostlar. İyi pil performans sunduğu, iyi performans gösterdiği kamerasıyla yarı yolda bırakmadığı sürece bu değerleri, bu ölçüleriyle Poco f Pro kullanıcısını üzmeyecektir diye düşünüyorum. Bu arada telefon tasarım olarak sandviç tasarım esasını baz alıyor. Bu ne anlama geliyor? Telefon önü zaten doğası gereği cam. Arkası da cam. Hem ön hem de arka taraf Gorilla Glass 5 ile koruma altına alınmış durumda. Araya bir de taşıyıcı iskelet olarak metal çerçeve giriyor. Tuşların erişimine bakıldığı zaman gerek güç butonu ki kırmızı renkli dizayn edilmiş ve hoş bir kontrast yaratmış ve aynı zamanda ses kontrol butonları cihazın sağ tarafında orta üst bölüme konuşlanmış. Erişim konusunda herhangi bir zorluk yaşamadım. Tuşların yüksekliği de iyi ayarlanmış. Dolayısıyla kullanım esnasında geri bildirimi de hiç fena değil. 3.5 mm kulaklık jackinin korunuyor olması bence güzel. Üst tarafa yerleştirilmiş durumda. Dolayısıyla cebinize koyduğunuz zaman kulaklık sorun çıkarmadan kullanmaya izin verecektir diye düşünüyorum. Ve bir Xiaomi klasiği olarak yine Hemen şurada kızılötesi sensörümüz duruyor. Dolayısıyla telefon uyumlu cihazlarla uzaktan kumanda gibi de kullanabiliyorsunuz. Alt tarafa geçildiği zamansa USB konektörü hoparlör ızgarası bulunuyor. Yine aynı zamanda mikrofonlar yer alıyor. Öte taraftan tabii ki cihazın antenlerinin gerek alt, gerek üst ve gerekse de kenarlarda görebiliyorsunuz. Anten demişken bu telefon 5G şebekesine destek veriyor. İçerisinde Qualcomm'un 5G modemi de var ama tabii ki Türkiye'de 5G henüz aktif olmadığı için biz bundan istifade edemiyoruz. Fakat telefon gelişmiş bir anten tasarımına ve aynı zamanda Qualcomm'un 5G modemine sahip olduğu için aslında geleceğe hazır olan telefonlardan bir tanesi. Tabii en çok merak edilen konulardan birisi de şu olabilir. Bu telefonda parmak izi okuyucusu nerede? Çünkü arka bölümde herhangi bir parmak izi okuma sensörü bulunmuyor. Son dönemde daha fazla görmeye başladığımız güç butonuna entegre parmak izi okuma sensörü de bu telefonda bulunmuyor. Çünkü bu telefon ekrandan parmak izi okuma sensörüne sahip. Hemen şurada parmak izi okuma alanı görebiliyorsunuz ve bastığınız anda telefon uyanıyor. Ha bu sistem şu ana kadar gördüğüm en hızlı ekrandan parmak izi okuma sistemi değil belki ama görevini yerine getiriyor ve bu konuda çok fazla zorluk çıkarmıyor. Arzu ederseniz yüz tanıma sistemine kilit açma özelliğini tabii ki kullanabiliyorsunuz dostlar. Açıkçası elde tutuş hissiyatıyla güzel bir cihaz fakat tek elde kullanıma uygun bir cihaz değil. 6.67 inçlik ekran, büyük bir ekran. Biraz daha uzun bir forma sahip olduğu için tek parmağınızla cihazın her noktasına erişmek düşündüğünüz kadar kolay değil. Örneğin otobüste yolculuk ederken bir elinizle tutunurken diğer elinizle bu telefonu kullanmasının neredeyse mümkün olmadığını söyleyebilirim. Ama tutuş ergonomisi başarılı. Arz ederseniz yazılımsal tek elde kullanım modunu devreye sokarak tek elde kullanıma yatkın hale getirebilirsiniz. Fakat ölçüleri, ekran boyutu, ağırlığı itibariyle tek kullanıma çok yatkın bir cihaz olmadığını da bir kez daha hatırlatmış olayım. İlk izlenim seviyesinde biraz da performanstan bahsedeyim. Aslında yoruma çok fazla gerek duyulmayan alanlardan bir tanesi. Çünkü Poco F2 Pro çok güçlü bir akıllı telefon. Bunun sebebi de şu. 2020'de en azından yılın şimdiye kadarki zaman dilimi içerisinde bir telefonda kullanılabilecek, bir Android telefonda kullanılabilecek en yüksek performansı platforma yani Snapdragon 865'e sahip. Dolayısıyla gerek işlem gücü olarak gerekse de grafik yetenekleriyle kullanıcılarını fazlasıyla mutlu edebilecek donanımsal bir altyapıya sahip Poco F2 Pro. Çok hızlı bir telefon. Yazılım arayüzünden tutun da genel deneyime kadar, genel oyun başarımına kadar pek çok alanda bunu rahatça hissedebiliyorsunuz. Ancak bu telefonun donanım seviyesinde çok ufak bir iki detay var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Depolama çipine bakıldığı zaman bu telefonun tüm konfigürasyonlarında UFS 3.1 standartında depolama çipi kullanılıyor. Bu akıllı telefonlarda kullanılabilecek bugün için en gelişmiş ve en yeni standart. Dolayısıyla bu standarda sahip olan telefonlar Tabii ki donanım özelliklerine göre ufak farklar olabilir belki ama saniyede 800 MB ya da üzerinde sıralı yazma işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Burası önemli çünkü 5G bağlantıyla birlikte cihaza gelen ve cihazdan giden veri miktarı çılgın şekilde artacağı için bunların eş zamanlı olarak veri olarak yazılabilmesi gerekiyor ki Xiaomi tarafında da Poco F2 Pro'da UFS 3.1 standartı kullanılmış ve bu cihaz son derece hızlı sektör standartı olarak değerlendirebileceğimiz yüksek performanslı bir depolama standartında çipine sahip. Ama RAM tarafı tuhaf. Çünkü Poco diyor ki benim telefonumda iki farklı versiyon var. 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olan telefonu alırsanız, F2 Pro'yu alırsanız eğer UFS 3.1 depolama çipiyle birlikte low power DDR5 bellek kullanacağını göreceksiniz. Ama eğer bu telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan versiyonunu alırsanız UFS 3.1 depolama çipi devam ediyor ama RAM tarafında Low Power DDR5 yerine Low Power DDR4X bellek kullanıyor. Anladığımız kadarıyla Poco iki telefon arasındaki fiyat makasını doğru konuşlayabilmek için telefonlara ufak tefek donanımsal farklar da koymuş. Onlardan birisi de kullanılan bellek çipinin teknolojisi. Pratik hayata, gündelik hayata etkileyecek bir fark değil belki ama sentetik testlerin bir kısmında bu farkı gözlemleyebiliriz. Çok hızlı bir telefon zaten test sonuçlarında da görüyorsunuz. Bu hızın korunabilmesi ve sürekli olarak sağlanabilmesi adına Poco soğutma tarafı için de bir takım yatırımlar yapmış. Aslına bakılırsa Poco'nun ilk telefonu olan F1 de soğutma konusunda iddialıydı ve beraberinde bakır bir ısı borusu getiriyordu. Bu telefonda yani F2 Pro'da soğutma konusunda son derece iddialı ve bu açıdan oldukça zengin olduğunu da söyleyebilirim. 6.67 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlüğe sahip olan AMOLED panelli ekranın özellikle parlaklığı gerçekten çok iyi. Standart olarak 800 nit ama maksimum parlaklık devreye girdiği anda 1200 nite kadar çıkabiliyor ki sözde çok fazla gerek yok zaten muhtemelen kameralara da ekran parlaklığı yansıyordur diye tahmin ediyorum. Ha rekabet çerçevesinde bu telefonun zayıf ya da geride kaldı diyebileceğimiz ekran özelliği taze elmazı. Poco F2 Pro 60 Hz'lik bir ekranla geliyor ama bugün kendisinden daha da ucuza satılan pek çok telefonda 90 Hz ya da belki benzer fiyat seviyesinde belki biraz daha yüksek fiyat seviyesinde 120 Hz'e sahip olan telefonların olduğunu da biliyoruz. Üstelik 90 Hz'e sahip olan biraz daha düşük fiyatlı kimi telefonlar aslında o ekranı tam olarak doldurabilecek, besleyebilecek işlemci gücüne de sahip değil. Fakat Poco F2 Pro sahip ama buna rağmen muhtemelen maliyetler artmasın diye bu telefonda yüksek hızlı bir ekran kullanılmamış. Tüm bu özelliklerin yanında en azından 90 Hz bir ekran olsaydı sanırım çok daha iyi olabilirdi. Tabi ekran tarafında şunu da söylemem gerekiyor sevgili arkadaşlar. İsterseniz renk sıcaklığını özelleştirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmından ekran bölümüne giderseniz orada renk şeması diye bir bölüm var. Burada cihazın ekranla ilgili tüm renk profilleri üzerinde kişisel beklenti ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki karanlık modun olması da son derece önemli. Sim bir menü üzerinde telefonun tamamen karanlık bir şekilde kullanılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu hem daha az göz yoruyor hem de amoled panel bir ekran kullandığı için enerji tasarruf anlamında da bir takım avantajlar sağlamıyor değil. Ekran genel olarak güzel. Gerek donanım gerekse de yazılım desteği itibariyle başarılı. aynı zamanda Widevine sertifikasına sahip olduğu için bu telefon Netflix izleme noktasında herhangi bir sorun bulunmuyor. Herhangi bir zamanda herhangi bir yerde istediğiniz şekilde Netflix'i de bu cihaza Poco F2 Pro ile rahatça izleyebiliyorsunuz. Gelelim kamera sistemine. Bu telefon kamera konusunda da Selfie Poco F1 ile kıyaslandığı zaman daha iddialı. En basitinden 8K video kaydı yaptığını söyleyebilirim. Ayarlar kısmına giderseniz ya kamera bölümünde 8K'da 30 FPS ya da 8K'da 24 FPS olarak video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz ama 8K'da cihazın kameraya destek verebilen hiçbir alt unsur yani sabitleme özelliği çalışmadığı için belki bir tripod üzerine kullanmakta fayda var. Zaten 6 dakika sınır veren bir 8K çekim moduna sahip. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar tripod ya da sabit zemin üzerine kullanarak çekim yapmak daha sağlıklı ve göze daha hoş gelen sonuçlar doğuracaktır. Ne dedik? Toplamda 5 kamerası var. Bunlardan bir tanesi motorize olarak ön tarafa bakıyor. Diğer 4 tanesi ise normal görevlerini yerine getiriyor. Ana kamera 64 megapiksel çözünürlüğünde ve Sony'nin IMX686 sensörünü kullanıyor. Bu sensör görece yeni sensörlerden bir tanesi. Biz daha önce Meizu'nun 17 serisi akıllı telefon modellerinde de gördük. Sony, Samsung'un arttırmış olduğu megapiksel yarışlarına adapte olabilmek ve bu konuda öne geçebilmek adına yüksek çözünürlüğe sahip olan yeni nesil kamera sensörleri duyurmaya devam ediyor. Bu telefonda IMX686 e ile Sony'nin 64 megapiksellik çözümünden ispat ediyor. Açıkçası ilk izlenim olarak ben de uyandırdığı izlenim oldukça pozitif, oldukça başarılı. Gerek dinamik aralık gerekse de yüksek renk doğruluğu ve detay zenginliği itibariyle oldukça başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Diğer kameralara geç geçildiği zamansa 13 megapiksellik ultra geniş açı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Açıkçası ortaya çıkan sonuçlar ilk izlenim seviyesinde oldukça başarılı görünüyor. Ön kamerayla yaptığım çekimlerde beni ve arka planı ayırırken sınırları çok iyi ve başarılı bir şekilde çizdiğini söyleyebilirim. Öte taraftan arka kamerayla yapılan çekimlerde de gerek dinamik aralık gerekse düzgün renk üretim ve detay zenginliği itibariyle sınıfı için oldukça başarılı bir kameraya sahip olduğunu söyleyebilirim. Poco F2 Pro'nun. Ama zaten inceleme videosunda kamerasıyla ilgili çok daha fazla detaydan bahsediyor olacağız arkadaşlar. Kamera kısmıyla ilgili son bir detay daha var sizlerle paylaşmak istediğim. O da video bokeh özelliğim. Açıkçası ben bu özelliği daha önce başta Huawei telefonları olmak üzere kim markaların çeşitli modellerinde görmüştüm. Şimdi artık diğer tarafta da var sevgili dostlar. Bu ne anlama geliyor? Poco F2 Pro ile birlikte video kaydı esnasında bokeh işlemini hayata geçirebiliyorsunuz. Yani birinin videosunu çekerken telefonla çekim esnasında arka tarafı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Bu sayede Poco Fake Pro çok daha estetik ve artistik görüntülerin çıkmasına katkı sağlayabiliyor. Poco F2 Pro'da altı çizilen detaylardan biri de şu. Bu telefon HEV standartını destekliyor. Biz bu standartı ağırlıklı olarak Apple'dan biliyorduk. Dolayısıyla örneğin fotoğraf kalitesini aslında bu kodiki kullanırsanız görüntü kalitesinden çok fazla taviz vermeden dosya boyutunu %40'lara varan seviyede küçültebiliyorsunuz. Depolama tarafındaki yeri daha verimli kullanabilmek adına tercih edilebilecek özelliklerden bir tanesi ama daha sonrasında bu fotoğrafları düzenleyeceğiniz bir uygulama varsa o uygulamanın bu kodikle uyumlu olup olmadığına güncellemelerin gelip gelmediğine bakmanız gerekiyor. Yoksa diğer türlü daha az bir takım fotoğraflar elde edebilirsiniz ama onlar üzerine düzenleme yapmak isterseniz orası biraz sorunlu olabilir. Bağlantı teknolojileri anlamında bu telefonda yok yok. Ne dedik 5G standartını destekleyen bir telefon. Buna ek olarak Wi-Fi 6 desteğine sahip. Bluetooth 5.1 ile geliyor ve iletişim anlamında, kablosuz iletişim anlamında her türlü modern standart bu telefon tarafından bizzat destekleniyor ama bazı şeylerde tabii ki yok. Micro SD hafıza kartı desteği yok ve gelişmiş bir IP sertifikasına da sahip değil. Dolayısıyla suya ve toza karşı mukavemet anlamında çok güçlü ya da daha pahalı telefonların iddia seviyesinde olduğunu söylemek yanlış olur. Hoparlör başarımı anlamında da şunu söyleyebilirim. Ses çıkış gücüne özellikle çalışıldığı Poco tarafının ifade edilmişti. Evet ses çıkış gücü hiç fena değil. Yani kendi fiyat seviyesindeki iyi modellerden birisi olacak gibi görünüyor ama bu telefon tabii ki yüksek fiyat seviyesindeki kim telefonlarla kıyaslandığı zaman o başarım seviyesine çıkamıyor. Örneğin Miyonla kıyaslandığı zaman onun seviyesinde olduğunu söyleyemem ya da iPhone 11 Pro serisiyle kıyaslandığı zaman onlar kadar da tok ve berrak bir ses vermiyor. Fakat kendi segment için konuşmak gerekirse ses çıkış gücü ve ses zenginliği fena değil dostlar. Pek çok kişi mutlu eder fakat benim tabii ki sesle ilgili kişisel tavsiyem kablolu ya da kablosuz bir kulaklıkla bu telefonu kullanmak olacaktır. Şimdi yazılım arayüzünden de kısaca bahsedeyim. Poco F1 burada. Ben bu telefonu epeydir biliyorum ve kullanıyorum ve iki telefon birbirine çok yakın bir arayüzle geliyor. Hatta bu telefonların sahip olduğu Poco Launcher isimli arayüzü bir tarafı bırakalım. Eğer güncel bir Xiaomi telefon ya da güncel MIUI arayüzüne sahip olan bir Xiaomi telefonunuz varsa büyük oranda yine tanıdık gelecek bir arayüze sahip olduğunu söyleyebilirim. En önemli fark Xiaomi'nin Mi serisi ya da Redmi serisi telefonlarıyla kıyaslandığı zaman en önemli fark Launcher kısmında, uygulama çekmecesi kısmında karşımıza çıkıyor. Şöyle göstereyim bakalım. Uygulama çekmecesine girdiğiniz anda üst kısımdaki kategoriler bu telefonun diğerlerini ayrıştıran temel güncellemede Yenilik gibi düşünülebilir. Örneğin haberleşmeye girildiği zaman iletişimle ilgili uygulamalar geliyor. Eğlenceye girildiği zaman eğlence uygulamaları geliyor. Fotoğrafa girildiği zaman fotoğraf uygulamaları. Haberlere girildiği zaman haberler ya da alışverişe girildiği zaman alışveriş yapma gibi uygulamalar görülebiliyor. Bu Poco'nun launcher'ı ama bunun dışında gerek bildirim ekranı gerekse ayarlar kısmı büyük oranda MIUI 11 tabanlı zaten telefonundan ana arayüzü MIUI 11 hatta MIUI 11.0.2 tabii ki güncelleme geldikçe bunlar da yenileniyor. Pil tarafına geçelim. Bu telefonda 4700 mAh kapasiteli batarya var. Telefonu henüz kutusundan çıkardığım için pilini sınayacak kadar kullanma şansım olmadı. Ama Xiaomi diyor ki kutu içeriğine gelen adaptörle birlikte Poco F2 Pro tamamıyla boş olan pilini 70 dakikada %100 doluluk seviyesine çıkartabiliyor bu değerler. Hiç fena değil ama tabii ki telefonu kullanacağım ve bunları test ettikten sonra kendi kişisel fikirlerimi yine bir başka videoda bu ekranlarda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi toparlamam gerekirse Poco F2 Pro gerek tasarımı gerek performansı gerekse de diğer detaylarıyla gerçekten güçlü bir paket olmuş. Xiaomi dünyasında zaten bu telefondan daha fazlasını sunan tek model, tek ürün grubu Mi 10 serisi. Onların fiyatları da zaten F2 Pro ile kıyaslandığı zaman çok daha pahalı. Ha, performans olarak bakıldığı zaman bu telefonda benzer fiyat seviyesinde yer alan cihazlar kimler? Apple tarafında iPhone SE 2020 var. Android tarafına bakıldığı zaman Samsung tarafında S10 SE serisi bulunabilir belki. Bu telefondan biraz daha düşük fiyat seviyesinde Snapdragon 855 yani bu telefondan daha yavaş platforma sahip olan S10 Lite gibi bir takım cihazlar var. Ee, diğer ürün gruplarına, diğer markalara bakıldığı zaman Oppo'nun Reno3 Pro'su var ama o da yine bu telefonda aynı performans seviyesinde değil. Ki buradaki temel kriter aslında performans çünkü kamera başarımı ve diğer detayları yorumlayabilmek için telefonları yan yana getirip test etmek gerekiyor. Dolayısıyla çok acayip bir yere oturduğunu söyleyebilirim. Özellikle Android dünyası için. Çünkü... 2020 model yepyeni bir telefon. Tam ekran deneyimi sunuyor. 5'li kamera sistemi var. Snapdragon 865 ile geliyor. Low power DDR5 bellek var ama bu versiyonda yok. Bunda 4x bellek var. Ama tüm versiyonlarında UFS 3.1 depolama çipi kullanılıyor ki örneğin Samsung S20 serisinde bu depolama çipi değil. UFS 3.0 depolama çipi kullanılıyor. Dolayısıyla güçlü bir paket. Uygun fiyatlı bir telefon değil ama kendi performans seviyesindeki fiyatı en düşük telefon sevgili de olsa Bu açılardan bakıldığı zaman da heyecan verici bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ben Poco F1'i çok büyük bir keyifle kullanıyordum ve şimdi Poco F2 Pro'da geldi. Abi kardeş yan yanalar. Bu telefonları kıyaslarız yine bu telefondan bu telefonu geçilebilir mi bunları da yorumlarız. Ama ilk izlenim seviyesinde Poco F2 Pro'nun bende uyandırdığı hissiyat 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. Sevgili dostlar ben Erdi Bu videomuzda Poco F2 Pro'yu ülkemize 6500 lira seviyesinden gelen bu amiral gemisi katili diyebileceğimiz amiral gemisi telefonu kutusundan çıkarıp detaylarına yakından bakmış olduk. Eğer arzu ederseniz sosyal medyada Twitter'da ve Instagram'da Erdi Özra ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz ve henüz değilseniz donanım haberinin YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.